Yedili partiye vermeyeceğim, Erdoğan'a vereceğim. Şu anki haliyle bana güven vermiyor. Hükümeti eleştirenler olabilir, hükümeti beğenmeyenler olabilir ama sonuçta halkın oylarıyla, halkın desteğiyle bugünlere gelmiş iktidar partisinden bahsediyoruz. Yaptığı bir takım şeyler var, destek, çok büyük bir destek kitlesi var. Ve Kılıçdaroğlu da 20 yıldır muhalefet lideri olarak kendi partisine ancak %20'lerde oyunu alabilmiş bir siyasi lider. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa %100 Erdoğan kazanır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim. Geçmiş yıllarda CHP'ye oy verdim siyasi çizgisinden dolayı. Gönüllü olarak da CHP'yi destekledim. Ama görüyorum ki Kılıçdaroğlu bizim aldığımız oylarla sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırıyor. O nedenle bu seçimde asla CHP'ye oy vermeyi düşünmüyorum. Erdoğan'a oy vermeyi düşünüyorum. Altılı Masa'nın da bir demokrasi örneği olduğunu düşünmüyorum. Siyasi yelpaze sadece Altılı Masa'dan oluşmuyor. Eğer bir demokrasiden bahsediliyorsa tüm kesimleri kapsayan bir masa oluşturulmalıydı. 6 değil 16'lı bir masa da oluşturulsa şu an Erdoğan'ı gönderemeyecekler bu ülkeden. Ahmet Davutoğlu bu ülkenin başbakanıydı. Başbakanlık yetkilileri varken halk için ne yaptın? Babacan AKP saflarında ekonomi bakanıydın. Şimdi de kalkıyorsun AKP'yi eleştiriyorsun. Sen varken bu parti iyi, sen ayrılınca mı kötü oluyor? Başka siyasi yelpazeden insanlar olsaydı Altılı Masa bütün ülkeyi şu an yansıtıyor mu? Yansıtmıyor. Sadece Kılıçdaroğlu'na evet oyunu kaldıracak, alkışlayacak kişilerden oluşturuldu Altılı Masa. O nedenle de altılı değil, yedili değil, 16'lı da olsa ben Altılı Masa'ya oy vermeyeceğim. Vermek de istemiyorum. Ha. Yedili partiye mi veririm Erdoğan? Erdoğan'a ne oyu vereceğim? Ne oyu diyorsun sen? Erdoğan'a tabii ki mecburen çünkü alternatifim yok. Erdoğan'dan başkasına vermem. Erdoğan'a hiçbir zaman oy vermedim, yine de vermeyeceğim. Erdoğan'a veririm. Millet İttifakı'na veririm. Abi Tayyip'ten bir şey görmedik ki 20 yıldır. 20 yıldır hiç şey görmedim abi Tayyip. Abi görmedim. İki kardeş geçiremiyor. 7-6 kişi nereden geçirecek de iş yapacaklar ya. Erdoğan'ın üstünde adam olmaz. Oyun Bahçeli. Yedili Parti'ye hiçbir zaman oy vermedim. Erdoğan'a da vermedim ama Erdoğan'a oy. Teröristlerle işbirliği yapana oy verilir mi? Bu ülkeye reisten başka sivil çakan kimse yok. Bu ülke daha yeni gerçek sahiplerinin eline geçti. Müşerif. Ülkesine ihanet eden, ülkesini kötüne eden vatan hainidir. Yedili'ye vermem ya. Biri ak diyor, biri kara diyor, biri mor diyor, biri siyah diyor. Onlardan bir şey çıkmaz ya. Bunların hepsi gitsin. İktidarın var ve işin adam gibi adam gelsin. Erdoğan'a. Düşünsene ben şimdi burada kavga edeceğim. 7 kişi bana dalıyor. Ben tek başımayım. Bu etik olur mu? Bir tane kediyi düşün. 7 tane kurt da gelmiş. Onu kapacak. Bir kişiye 7 kişi dalıyorsun sen. Görmek isteyene her şey var güzel kardeşim. İHA'sı, SİHA'sı, TİKA'sı, Kızıl Elması, TOG'un fabrikası yok dediler. Orada. Sonra fabrikaya gittiler. Ya dediler bu yerli değil ya kardeşim. Porsche de yerli değil. Oyumu vereceğim yer bellidir abi. Erdoğan'a veririm. Niye Erdoğan'a veririm? Ülkeyi yönetecek vasıfta bir tane anket yapın. Bir kişi var mı abi? Yok. Bulamıyoruz yani. Göremiyoruz. Bir tane taş üstüne taş koyan bir adam görmedim ya. Ya 4 gün 5 gün hastanenin kapısında yatılır mı ya? Biz bunları gördük. Gerçekten o zaman da yaşasaydınız şimdi şu an söyleyeceğiniz kelimeler çok farklı olurdu. Diyorsunuz ki bizim iPhone'umuz yok. İnanın ben size bir şey söyleyeyim mi? iPhone'u bırak kafana tepene bomba indiği zaman, işgale uğradığın zaman o mu daha iyi olacak? Bak Suriye'yi görüyor musunuz? Irak'ı görüyor musunuz? Yunanistan senin kapında. Biraz daha şöyle bir aydınlık bir şekilde düşünürseniz pencerenizi iyi açın yalnız. Şu kadar açmayın. O pencereyi şöyle açın. Çünkü o pencereyi kapattığınız zaman geleceğinizi kapatacaksınız. Eski düşman sana dost olmaz. Ve Avrupa'da şu an Konstantinopolis'e gidiyorum diye tatile çıkıyorlar. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Konstantinopolis neresi biliyor musun? Benim konuştuğum yer. İstanbul. Ecdadınızın bedel vererek aldığı yer. İşgal etmek için plan çiziyorlar. Diyeceksiniz ki bana sen nasıl bir adamsın? Açsın. Kardeşim ben aç kalayım ama vatansız kalmayayım ha. Benim bir toprağımda mezarım olacak yerim olsun. Ecdadımın, anamın, babamın, dedelerimin yattığı toprağın üstüne gelip de oturacaklar. Ev dikecekler. Mezarın bile olmayacak. Senin hiçbir tane ecdadından eserin kalmayacak. Yunanistan'da senin bıraktığın milli servet var. Ne cami bıraktılar, medrese bıraktılar. Ama biz burada ne yaptık? Adamların kilisesini yıkmadık. Aksine ayakta tuttuk. Namkörlük bir yere kadardır. Namkör olduğunuz zaman Allah insanın bütün rızkını, her şeyini alır. O kadar çirkinlikler, o kadar pislikler çoğaldı ki sizi esir alacaklar yarına bir gün. Onun için tek toprağın kaldı, tek bayrağın kaldı. Ona sahip çık. Reisten başkası var mı ya? Altılı Masa diyor ki Tayyip gitsin memleket bassın diyor, umuruma diyor yeter gitsin diyor. Bunlar adam oy verir mi ya? Bunlar zamanla camilerde ağır yaptılar bunlar ya. Erdoğan'a veririm. Yedili parti kimdir ya? HDP artı CHP eşittir Kandil eşittir Gabar'dır. Başka nedir? Yedili parti nedir? Bana ne faydası var bugüne kadar? Türkiye'ye ne faydası oldu? Bir tane projeleri var mı?
bir tane faaliyetleri var mı? Şimdi adam geldi bana diyor ki AK Parti'nin bir tane faaliyetini söyler misin bana diyor ya. Ya böyle bir nankörlük olabilir mi? Ben de dedim körsün dedim, o zaman görmüyorsun. Milli gururumuz olan Kızıl Elma bugün havada uçuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size kötülük yapan ne yaparsınız diye sordu. Hazreti Ali dedi ki iyilik yaparım ya Resulallah. Bir daha sordu dedi ki iyilik yaparım ya Resulallah. Üçüncü defa yine sordu. İyilik yaparım ya Resulallah. Dördüncü defa yine sordu. İyilik yaparım ya Resulallah diye cevap verdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. 40 yıldır ülkemizde terör belayasından kurtulamadık. Erdoğan da bunlara bir fırsat ver dedi ki belki insan olurlar, geri dönerler. Ne yaptılar? 2 sene boyunca Erdoğan'ın iyi niyetini suistimal ettiler. Ne yaptılar? Mühimmat depoladılar. Hendek açtılar. Erdoğan da ne yaptı? Baktı ki insan olmadılar. Bu hendeklere bunları gömdük mü? Mühimmatı başlarına patlattık mı? Ben Batmanlıyım, ben Kürdüm ama vatan haini değilim. Erdoğan'la gurur duyuyorum. Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Bir gün gelirsem misafirim olsun. Başım üstünde yeri var. Her zaman onun arkasında gurur duyuyorum. Erdoğan'a geç ya, hepsi oyundu cambaz. 23 Allah'ın izniyle hasbinallah ve nimel diyerekten tekrardan diriliş. Çünkü bizler 20 yaşında bir Fatih olamadık ama binlerce Fatihlere selam olsun. Allah bizleri nankör etmesin abi. Recep Tayyip Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nu deneyin diyor. Denemek ne demek? Kumar demek. Benim ömrümden de Rabbim Erdoğan'a ömürler versin. Erdoğan'a veririm. Yedili Parti'den bir hayır çıkmaz. Bir araya geliyorlar geliyorlar, hiçbir icraatlarını görmüyoruz. Nasıl bir şey ki yani Tayyip Erdoğan ki meyve veriyor ki yedisi bir araya geliyor yine yıkamayacaklar yani. Altın masa diyecek, şu bakanlığı bana ver diyecek. O diyecek burayı bana ver diyecek. Bunlarda hiçbir şey olmaz yani. Erdoğan'a veririm ben. Yedili Parti'nin bir vizyonu yok. Bir açısı yok, şey yok. Ben onu neyine veririm ya? İnanç hükmüne hacilerim ya. Adamlar toplanıyorlar. Ne konuşuyorsalar anlamıyoruz. Yani Türkiye'nin aleyhine mi lehine mi o da belli değil. Bir şey yapacakları yok kesinlikle. Siz bakmayın öyle toplanıp araya gelmelerine. Hiçbir şey yaptıkları yok, yapamazlar da yani. Tabii ki Erdoğan'a veririm. Altılı çakal masaları. Ben kendim Bingöl'üyüm. Benim köyüm 1990'da, 91'de vuruldu, darma duman oldu. Ben orada neyin ne olduğunu hepsini biliyorum. Bunların yaptıkları hep hikaye. Hepsi hikaye. Kesinlikle ve kesinlikle ben oyumu onlara vereceğime, Erdoğan'dan başkasına kimseye vermem oyumu. Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a vereceğiz. Yediliyle bir şey çıkamaz. Erdoğan'a veririm. Hastanede 25 sene çalıştım. Hastalar yemek bulamıyordu, yatmaya yer bulamıyordu. Şu an hastalığın yattığı odalar döküz. Serpahı var, yemeği var. Hastalar yerde yatıyordu. Bir ağrı kesici Göztepe'de 5 saat beklediğimi biliyorum. Tayyip'in hakkını yersem avalda kalırlar. Adamın bacısı hasta oluyor, para veriyor. Annesi hasta oluyor, para veriyor. Nenesi hasta oluyor, para veriyor. Bu adam daha ne yapsın ya? Erdoğan'a oy vereceğim bu sene. O 7 parti yok ya. Zaten kendi kendine dağılmaya başladı.